Bir perşembe akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlar. Evet, iki gündür satış baskısı devam ediyor. Dolar endeksi özellikle kritik bir seviyede. An itibariyle sanki burayı kırmış gibiyiz ama bugünün kapanışı umarız 105 bandı olmaz diye düşünürüz. Olursa ne olur? Satış baskısı Cuma'ya kadar devam eder diye düşünüyoruz. Altında hala bir düşen trend olduğunu söylemiştik. 2400 dolarların kar alma range, orayı kırması ve üzerinde gün kapatması durumunda 2600 dolar bandını konuşabiliriz. Ama şu anda herhalde 2280 bandına doğru bir geri çekilme olabilir mi? Olabilir ama şu an itibariyle 2330 dolar bandında duruyor. 2300 dolar bandını kaybederse o range'i konuşabiliriz. Bitcoin özellikle gecenin geç saatleri, sabahın erken saatleri 67.000'e kadar bir geriledi. Oradan ufak bir toparlanma süreci yapmış durumda. 67.700 arasında değişiyor. Altcoin'ler Bitcoin'in bu geri çekilmesine çok büyük sert tepkiler vermedi. Bunda da dominansiyonun etkisi özellikle Ethereum spot ETF'inin onaylanmasıyla beraber ve özellikle Amerika'dan meclisten geçen kripto yasası çerçevesinde altcoin'ler Ethereum Bitcoin'den biraz daha pozitif ayrışmış durumda. Hatta Ethereum ve Ethereum tabanlı coin'ler piyasalardan daha pozitif ayrışmış durumda. Floki, Pepe sert yükselenler sert bir düzeltme kısmına geçti. Zaten burada da satıcılı bir piyasa olduğunu görebiliyoruz son 2 günlük. Evet, şöyle bir dolar endeksi, evet maalesef buranın üzerinde bir gün kapatmışa benziyoruz. Bakalım 105 bandı üzerindeki kapanışlar bizi nereye götürür derseniz 105.6, bu çerçevede de doğal olarak riskli varlıklar, Bitcoin, kriptolar, S&P, Nasdaq, buralarda bir kar realizasyonları ya da nakite geçme dönemi başlayabilir ama çok kötü senaryolar kapıda değil. Elbette yükselişlerin bir düzeltmesi olacak. Altına geçelim. Altında hatırlarsanız 2400 dolarların bir range olduğunu, buranın üzerinde kapanışlar ekstra bir mum göremedik. Tutunarak bir kapanış yaptı ve düşen bir trendimiz vardı. Dün bunu da söyledik. Yine bir trende çarptık. Buradan büyük bir olsa da aşağı doğru gidecekmişiz gibi. İlk karşılaşacağı yer 2300 ama ben belki buralara kadar 2266 bandına kadar bir geri çekilme bekleyebiliriz. Tabii 2300 bandı kırılması lazım ve düşen trendin yukarı yönde kırılmaması lazım. Yani buralar şimdilik bu yükselişin bir düzeltmesinde alım fırsatı olarak gözükebilir ama en güzel yer tabii ki 2200 bandı. Buralarda geri çekilir mi? Onu ilerleyen günlerde en fazla konuşabiliriz ama şu anda dediğim gibi 2300 var. 2300'ün altında 2200 yani şu bantlarımız 2260 bantları gözüküyor. Geldik bu diyarların kralı, düşen trend kırdı. 57.000'de al fırsatını sizlere sunduk. Ara sayıda dip var demiştik. Tamam, buradayken 57.000'i beklemelisin. Yani 74.000'deyken 13 Mart, 12 Mart, 14 Mart tarihlerinde dedik ki 57.000'e doğru gidecek bir süreç var dedik. Süreç geldi. Düşen trend kırıldı. 57.000'den alamayanlara bakın. Burada trend kırıldı. Trendin ötesi ve yukarı yönlü hareket yapacağını söyledik. Peki burada neyi görebiliriz? Burada bir W'nun retest hareketi. Yani şurada bir yatayda bir W var. Bu W'nun retest hareketi, daha önceki videolarda da söyledim, 66.000'in aşağısında kapanışlar, gün kapanışları yapmadığımız sürece ben çok büyük bir panik olunacağı kanısında değilim. Tepemizde hala bir 69.500 bandı var. Ondan sonra da 72-73 bandı var. Buralardan özellikle red yedik. 69.000 kaç burası? 69.600-69.700 bandı. Burada şimdilik bir ara rencimiz var. Burayı kırdığımız takdirde bir sonraki ATH olan nokta 73'e doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Herhangi bir formasyon yok. Herhangi bir trend yok. Daha doğrusu negatif gelen haberler çerçevesinde, bir de tabii doğal olarak yarın bir enflasyon verisi gelecek, piyasa ona göre hareket etmeye çalıştığını düşünüyorum. Geldik. Hemen şöyle bir altcoin'ler için bir durum var mı Bitcoin'in dominansiyesi çerçevesinde? Bir oraya bir bakalım. BTC, evet yanlış yazmış. Ben dedim niye çıkmadı? Yanlış yazıyoruz yine. Şimdi Bitcoin dominansiyesine bakalım. Evet, bugün Ulaş Hoca tersinden mi kaldı? Evet, şu yükselişle beraber altcoin'ler biraz sert bir düşmüş olabilir Bitcoin nazaran ama sonuçta kaç bandayız? 54, özellikle 53'ün aşağısında
artık şöyle bir kapanış yaptım. Burada güzel bir M formasyonu görüyoruz. Yani bizler için altcoin'den Bitcoin'den daha sert ayrışması için şuradaki M formasyonu, yani aşağı yukarı kaç 54 bandını kaybedip aşağısında gün kapanışı yaptığında deriz ki burada bir M formasyonu var. Bu M formasyonun hedefi de bizi aşağı yukarı nereye kadar götürür? 52-51-90 bandına doğru götürür. Bu süreçte de altcoin'ler Bitcoin'in daha pozitif ayrışır diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin paritesine bakalım Ethereum'un. Tablo pozitif. Ufak bir düzeltme veriyorum. Bu gayet normal ama günün sonunda şuralara doğru bir gelsek, 6000 bandının üzerinde kapatış yaparsak Ethereum altcoin'lerden daha pozitif bir şekilde ayrışacağını düşünüyorum. Bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir şey yok. Özellikle altcoin'ciler, Ethereum tutanlar bu formasyonda 6000 bandının kırılmasını beklesinler. Kırıldıktan sonra tablo daha pozitif olacaktır diye düşünüyorum. Hemen altcoin'lerden çok fazla para çıkmış mı, girmiş mi, buna bir bakalım. Özellikle şu süreçte yatayı da seyrediyoruz. Yani burada bir herhangi bir sert bir çıkış, sert bir giriş yok. Buranın üzerine, yani şurayı bir kıramadık gitti maalesef. Yani 700 bandı üzerinde net bir kapanış yapamadık. Hep indirimlere, hep indirimlere gidip geldik. Doğal olarak da aşağıda da ne 660 var. Şu an itibariyle de 671 bandı. Yani burada hala bir test kısmında. Bakalım yukarı mı aşağı mı kırılacak. Ben altcoin rallisi kısmında hala pozitif değil mi? Özellikle 2022'nin son çeyreğinden itibaren koruyorum. Geldik şöyle bir isteklerinize. Hangi coinlerde istekleriniz var? Onlara bir bakalım. BLZ ve Sun. Şu BLZ'ye uzun zamandır bakmadık. Sun'a da bir bakalım Muskar Hocam. KDA. Evet. Müjdat Hoca KDA demiş. KDA elimde var. Özellikle 600 bandından 500 küsur mu 600 bandından maliyetlenmiştik. Güzel bir yükseliş yapmıştı. Matic ve VT bir bakalım. Matic evet uzun zamandır incelemedik. VT de bir bakalım Çinlerin coin'i. Yani aşağı yukarı çoğunu zaten okudum. Cevapladık. O zaman neyle başlayalım? BLZ ile bir başlayalım. Son durum ne? BLZ ile. Hızlıca BLZ. Bugün yanlış yazıyoruz sürekli. Hayırdır? Onu ben de anlamış değilim. Bakın USDT'yi bile yazamadık. Şuradan da coin market cap'imizi de açalım da. BLZ. Evet. Game over yapmış. Game over yapmış. Burayı kaybetmiş mi? Yani şimdi kaybetmiş gibi duruyor ama buranın üzerine atarsa tekrardan pozitife döneriz. Burayı kaybetmesi durumunda bir sonraki range artık 22 bantları. 22 bantları alım fırsatı mı? Bir bakalım. Şurada bir ara range oluşturmuş arkadaşlar. Aşağı yukarı burası. 22-23 hatta. Burası ya. 21 bandını atıyoruz. Evet 21 bandı. 21 bandında bir range var. Tabi bu 24'te bir şeyler var mı? Yok. Temennimiz nedir? Bir 24'ün üzerine atması. Ara sayıda dip verileri mevcutmuş gibi ama dönüş sinyali yok. Bir trend var mı? Net bir trend de yok. Şöyle bir token ekonomisine de bir bakalım. Evet, bugün gerçekten tersinden kartım. Yani bir türlü yazamıyoruz doğru. Hiçbir şey. 500 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Eder. Gözü kapalı eder arkadaşım. Borsa listemesi gayet güzel. Ethereum ağı üzerinde ama yükselişini yapamamış mı? Yapamamış, evet. Şunun bir haftalıktan tablosuna bakalım. Haftalık ne diyor? Oo, yani bu almış başını gitmiş arkadaşım. Almış başını gitmiş. Buradan gayet sert bir düzeltme yapması da gayet normal. Gördüğüm tablo bu. Bunun dışında buranın aşağısında gün kapanışları bir çanak desek, yani solda kulbu var, şurada bir çanak var diyebiliriz. Günlükte daha net gözükür. Aşağı yukarı buralara kadar gösteriyor 18 bandı. Oraya da gelir mi bilmiyorum ama şu bantlar 21 bantları ve 18 bantları güzel bir alım noktası olabilir. Oraya da gelecek demiyorum ama buranın altında gün kapatması ve buranın üzerine atamaması durumunda doğal olarak aşağıdaki destekleri konuşmak daha mantıklı olur. Suna bir bakalım. Evet, bir bugün gerçekten tersimizden kalktık. Sun güzel yükselişin güzel düzeltmesini yapmış. Evet, Sun da güzel gitmiş. Haftalıkta
Yani güzel kazandıran bir diğer coinlerden. Düzeltmesini hala devam ettiriyor. Dönüş mumları haftalıkta yok. Günlüğe bir bakalım. Günlükte ne diyor? Günlükte bir trendimiz var. Evet, net bir trendi gördüğüm gibi sanki. Bir teyit edelim şuradan itibaren. Hatta şuradan itibaren dersek daha net olur. Evet, trendimiz var. Bu trendi çarpa çarpa düşüyor. Şurada 11 bandında bir desteği var. 11 bandını kaybetmesi durumunda aşağıdaki range'lerde konuşabiliriz artık. 1 bandı var, 92 bandı var. Ama günlükte ara sayıda bir dip de oluşturmuş durumda, açık ve net. Şurada bir dip oluşturmuş. Bu da güzel kazanmış. Doğal olarak da düzeltmesini yapıyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet. Geçtik. KDA. Evet. Bu sefer Ulaş Hoca düzgün yazaydı. KDA burada hafta günlükte yataydı arkadaşım. Yaptığı bir şey yok. Günlükte yatayda. Buralar bir destek yapmış durumda. Bakalım yukarı yönlü hareketini hala gerçekleştirmiş değil. Özellikle ne yapabilir? Buralar güçlü bir alım konumu bana göre. Yani şuraya da alınabilir. 680 bandına kadar KDA alınabilir arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir panik görmüyorum. Neden? Burası güçlü bir range. Özellikle şu band arkadaşlar. 690, 680, 670, 700. Buralar KDA'da güzel maliyetlenecek bir konumda. Bunun dışında herhangi bir formasyon var mı? Yok. Aşağı yukarı şuradaki derinliğinde hedefine gelmiş durumda. Ara sayıda dip verileri mevcut. Günlükte uyumsuzluk var mı derseniz, var. Bu uyumsuzluğu giderebilir mi? Gidermekle mükellef. Neden? Ara sayıda yükselen dip, yükselen tepe, yükselen tepe, yükselen dip yapmış. Grafiğe bakıyoruz. Grafik diyor ki ne diyor, ne acı diyor. Yani hiç sallamamış. Düşen trenini de kırmış. büyük olasılıkla usandırma döneminde. Yani şuralarda usandırma döneminde. Buralardan maliyetlenebilir. Olur da buraya gelirse bir noktada buradan maliyetlenmemizi tavsiye ederim. Matik ve Matik de aynı şeyi yapmış ya. Bak, dip verileri mevcut. Tamam hadi bunda pek bir uyumsuzluk görmüyoruz. Yani sonuçta hiç olmadı bir tepe yapabiliyor yani. Ufak da olsa. Nokta atışı da olsa. Kritik range buranın üzerine atarsa pozitif ederiz. Kaç burası? 76 band. 76 bandı üzerine kapanış yapamadığı sürece buralara doğru bir geri çekim bir daha yapabilir mi? Yapabilir. Yani. VT1 bakalım. VT durum ne? Yani aşağı yukarı şu trendin kırılması maalesef VT için kötü oldu. VT de 38 bandı üzerinde kapanış yapmak zorunda. Yapamazsa ve özellikle 33 bandını aşağı yönlü kırarsa tehlike çanları çalıyor demektir. Şimdilik bunda da herhangi bir formasyon, herhangi bir şey görmüyorum. Bir trend de yok. Öncelerimizde şu trendin bir üzerine atması ve yoluna devam etmesi. Burada bir fake yaptım diyeyim. Ara sayıda dip verileri hala mevcut değil. Dönüş mumları hala mevcut değil. Ama dediğim gibi 38 bandı üzerinde kapanışlar yaparsa pozitife dönebiliriz. Aptos ve SEI'ye bakacağım. Merak ettim. Bugün major coinlerden gittik. Evet, Aptos da aynı durumda. Bakalım şuraya tam kırdı derken aşağı tekrardan salmış. Bizler için şu 11 band dönemi. Yani Aptos'un gerçekten döndü dememiz için 11 bandı üzerinde kapanış yapmasını beklememiz lazım. Ara sayıda dip verileri mevcut. Yani yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyor ama grafik bana ne diyor yani? Hiç oralı bile olmamış yani. Elbet bunun bir dönüşü olmak zorunda. O gün bugün mü bilemem. Dediğim gibi 9.40 bandı üzerinde 2 bizleri asıl ilgilendiren nokta 11 şu ikili range'in üzerinde gün kapanışları yapmak zorunda. SEI'ye bir bakalım. SEI'yi uzun zamandır incelemedik. Şöyle bir SEI amca ne yapıyor? Yani düşen trendi de kırdı. Dönüş mumları yok arkadaşım. Dönüş mumları. Ya aşağı yukarı şu major coinlerdeki bütün tablolar şu tarzda. Öncelikle bir şu range'imi üzerinize atalım bakalım 58. Sonra tekrardan buraya çarpacak mı? Burada kendilik çarpma noktası burası olur dedik. Tam dediğimiz yerden red yedi. Düşen trend yaptı. Düşen trendini kırdı. Ama milleti usandırmaya devam ediyor. Diyeceklerim bugünün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.